Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz Kontraband Polis'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. İkinci günü tamamladık. Petrov'un bize öğrettiklerini ve şüphelendikleri insanları tutukladık. Artık yatıp dinleneceğiz ve üçüncü güne de uyanacağız. Şimdi 600 dolarım var dedik. Bir şeyler geliştirebiliyor muyuz dedik. O binaların bakın bu ne biçim masraf abi. Yalnız ortalama günlük giderimiz 170-200 dolar civar falan galiba. Ortalama 4 araç bakıyoruz. Mükemmel baktığım zaman 400 dolar. Biraz yer açmamız gerekiyor. Bu yüzden bugün bir gezintiye çıkıyorsun. Allah Allah. Gören tutuklar çalışma kamplarını götürmek ve alıkoyulunan kaçak malları polis üstüne ulaştırmak. Aa mükemmel. Götürelim abicim. Depoyu boşaltıyorsun yani. Bazı aletleri almak için Vlad'ın mağazasına da ziyaret et diyor. Ne aldıracak acaba? Güncelleme oradan mı yapılıyor? Yaramaz çocuklara ulaşalım. Nezarethaneye gir ve tüm tutukları polis aracına taşı. Aa direkt götürseydik be. Yaklaş bagaja, sonra bagaj bölümünü denetlemek için defterini kullan. Malı da o şekilde mi taşıyor? Kapılar niye hep suratım açılıyor benim? Burada kendi polis arabanı bulacaksın. Seçilen aracın hazırlanması veya tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş. Tamam, şimdilik tamirlik bir durumumuz yok. Her şey burada mı? Anlamadım ki şu an. Envanter taşıt. Taşıtta bir tane balta gözüküyor sadece. Seçilen malları depodan aktar diyor da anlamadım yani. Otomatik aktaramıyor muyuz? Buradan mı taşıyacağım acaba? Çünkü bunları teslim etmemiz lazım. Yolda acaba saldırıya falan uğrama şansımız nedir? Tamam, gitmeye hazır görünüyorsun. Araca gir. Orada bırakacak. Varış noktasını görmek için haritana bak diyor. Okey. Varış noktası burası. Ben buradayım. Yani buradan sağ deyip devam edeceğim herhalde. Buradan nasıl oraya geçeceğim ya? Geçiş yolu da görmüyorum. Ya kardeşim bir... Kapat. Allah Allah. Teliflidir kesin müziğini şimdi. Haydi bismillah gidelim. Dikkatli bir şekilde zanlılarla malı teslim edeceğim yetkili birimlere. Sonrasında işim yok. Doğru değil mi? Aynen. Oradan da giriyoruz. Lan ne yapıyorsun? Dağıtır beni araba. Herhalde sirenden dolayı yol vermek istedi bana. Burada ne var? Otel varmış. Bu otele muhtemelen baskın falan yapacağız biz. Farklı kameralardan böyle değiştirip de yapabiliyoruz. G ne yapıyor? Motor çalıştırmıyor. Harbi motor kapattı. Haydi. Ah, nie tapto. Listo aç astanova burma, broklaçku te trievo, aç my nie tap przejedzie. Kesin maaşlı. Pochwyć ta topornik z lugaznictwa, aç zbywać po stalej obstory. Tamam dur. Bende balta var zaten. Bu kadar. Pierino aç powrotnik ku policejku maszynu. My madre od selecta darog. Eyvallah sana da. Bu kadar.
Yani baltayı niye ne zaman kullanacağımız göstermeye çalışmışlar. Niye bu kadar basit tutmuşlar falan diyecekseniz sebep bu. Çok vaktimizi almak istememişler. Eski habareler, harabeler pardon. Şimdi haritayı açsam ünleme göre gidiyorum ama doğru mu gidiyorum hiç fikrim yok. Ha, yanından geçiyoruz aslında ama oraya nasıl gideceğiz? Acaba eski harabelerin orada giriş var mıydı ya da buradan mı giriyoruz? Buradan giriyoruz. Oo, gizli nokta gibi bir şey böyle. Askeri üs. Hapishane hepsi var galiba. Tamam. Ay kolum. Koluma ne oldu? Korktum. Bizim malları ve adamları al. Oho. Transferde de para var. Şimdi aletler almak için Vlad'ın mağazasını ziyaret et. Unutma, aletler olmadan kaçak malı bulamazsın. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Mahkumlar çalıştırıyorlar burada gördüğünüz gibi. Mallar almamış. Ne alaka? Mallar bunlar teslim almıyor mu? Yani dükkan mı teslim alıyor malları? Orayı tam anlayamadım da neyse şimdiden beni oraya doğru yönlendiriyor oyun zaten. Ben gideyim müsaadenizle. Şimdi Vlad'ın mağazası nerede? Buradan daha yakın giderim gibi sanki. Bu bozuk yollar güvenli yollar mı bilmiyorum açıkçası. Test etmiş olacağız. Buralar ne böyle ya? Bayağı iyileştirme lazım. Şimdi bu düzgün yola benziyor. Bu değil, bir sonrakinden gireceğiz biz. Ne toprak yolmuş. Şu an biz neyiz acaba ya? Mlaç Lieutenant mı? Lieutenant mı ya da? Önce Lieutenant yok. Önce Mlaç Lieutenant oluyordu galiba. Onların şeylerini söylüyorum. Sonra Lieutenant, sonra Starship Lieutenant, sonra Kapitan, sonra Mayor mıydı öyle? Sonra Palkovnik, sonra Palkovnik. Böyle bir şeylerdi galiba. O geldik. Arabayı oraya sokmayacağım herhalde. Oğlum mallar teslim almadı kimse. Ben oradayım hala. Hayda, öbür taraftan mı normal girişi? Anlamadım ki. Bir cambam mı var? Vatandaş. Konuşamıyorum. Oo. Yeni sınır komutanı sensin. Bakayım benim adım Vladimir Nimçuk. Ama buralarda bana Vlad derler. Güvenilir aletler, silahlar ve mühimmat satıyorum. Umarım Roznikov'dan daha iyi bir iş çıkarırsın. Daha. Allah Allah. 8 dolar. E param da bol. Bunlar çok ucuz be. Ben hala mallardayım. Çözemedim. Taktik bıçak. Hangilerine ihtiyacım var? Neşter. Mutfak bıçağı. Cop. Gaz borusu. Gaz borusu ne abi? Sap. Arkada silah var. Burada hiçbir şekilde silah yok. Buz kazması. Şeytan yabası. Kürek, bahçe kürek. Hepsine mi ihtiyacım var benim ya? Ben anlamadım hala da. Abicim kaça satarsın?
Yok, satamıyoruz. Kaça alırsın diyecektim de. Dur. Malları deneyeyim. Bu alıyor olabilir mi? Ama saçma yani. Buna niye mal satıyoruz? Ben oradayım birazcık daha. Niye satıyoruz yani? Yo, satmıyoruz. Sadece alabiliyoruz. Ha, silahları buradan geçiyormuşuz. Tabanca mühimmat, silah cephanesi, makineli tüfek cephanesi. Bunları şu an erken gibi. Ben taktik bıçağını alayım. Bir. Buz kazmasını alayım. İki. Ha, kaçak mallar vereceğin yer. Tamam. Okey. Jopa ihtiyaç yok bence şu anlık. Levyem var zaten. Gaz borusu diyor. Bu kavga için mi yoksa bir yerler açmak için mi? Onu tam kavrayamadım da. Komando bıçağı. Neşter ihtiyacı olabilir. İnce bir yer kesmek için. Şeytan yabasını çözemedim. Yani duruma göre ben gelirim abi sana yine. Buraya gelmişken bir tane ufak pistol almamız yok. 250 dolar diyor ama. Bir de tabanca mühimmatı almamız lazım. Silah cephanesi 700 dolar. 1300 dolar makineli tüfek. Bunu bize devlet niye sağlamıyor? 8 mermi var. Bunu alırsak herhalde içinde yine bir 8 mermi geliyor anladığım kadarıyla. Lazım olur mu acaba? Neyse sonra geleceğim. 250 de çok yani. Bugünü geçirdiğimizde çünkü 170 dolar olacak. 170-180 dolar. Bizde para kalmayacak sonra yani. Ne oldu ya? Yine çarptı mı? Bayağı yukarı çıkıyoruz. Ben şu an buradayım. Buradan aradan kaptırıp gidelim. Sadece iki kamera çeşidi var. Bir dış, bir iç. Otuncu. Seninle de işimiz olacak gibi buralarda. Buradan sağa. Oraya gittiğimizde de tabii ödül alabiliriz yine. Mallar teslim ettikten sonra görev icabı. Oradan da 200 dolar alabiliriz ama yine de çok az geldi yani. Silah alacaksın, mühimmatsız olmayacak. Mühimmatla beraber alalım desek bayağı para harcamamız lazım. Al işte. Tamire ihtiyaç çıktı bak şimdi. Tamirciye de para vereceğiz. Heh, mantıklı bir yere geldik. Ortam güzel. Biraz bakındım sağa sola da. Her şey üstümde. Uyan. Uyan kardeşim. İlle yanına mı gelmek zorundayım ya? 126 dolar. Şimdi güzel. Araca bin ve geri sınır karakoluna geri dön diyor. Başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Burada 200 dolar vermedi ama galiba şeye göre yani daha fazla paket getirsen daha fazla para alıyorsun gibi. Teşvik etmek için. Memuru işte daha fazla yakalasın etsin diye kaçakçılar. Öyle bir mantık var. Ay çarpıyordum az kalsın telefona bakarken. Umarım bu yol dediği gibi direkt gidiyordur. Bugün de böyle bitti. Günün sonunda elimde 400 küsür 450 dolar civarında param kalacak. Evi nasıl upgrade edeceğiz? Akşam oldu bile. İyi iş çıkardığın gibi işin her zaman oturmakta sınırlı değil.
Abi bunu tamir de edeceğiz ya. Onun masrafı da var. Dur, ışıklar kapamadım ben. Bunu çalıştırmadın da ışıklara erişim yok yani, saçma. Bak başka araçlar da oluyor sonrasında. Tamir 50 dolar. Zaten tamir edildi. Ha, bu böyle arabayı çıkarıyor. Tamir yok mu? Neyse. Yok gibi şu an. Gidelim. Bunun geliştirmesini de göster abicim ya. Nasıl geliştiriyoruz buraları? Border Crossing. Ve 466 dolar param kaldı. Bugün 150 dolar gitti. Neler gitti? Satın alınan nesnelere gitmiş. 180 dolar. En çok orada harcamışız. Mal mülk bakımı 60 dolar. İşçilerin maaşı. Ben tabii yerin buradaki en üst insan olduğum için, anladığım kadarıyla bölge müdürü gibi. Ondan dolayı çalışanların maaşı da benden gidiyor. Araç bakımı 15 dolar. Ha, otomatik gitti. Bugün eksi 4 dolar zarar etmişiz. Eksi artıyı da veriyor. Muhasebecilik de var bizde. Tamam, şimdi anladım niye işçi masrafında olduğunu. Bugün ülkeye mal getiren sürücülerle ilgileneceksin. Tamam. Geliyor büyük araçlar. Çekinmeyin, kişi çağır. Dur bir bakayım önce kimler var burada. Evet, Uyruk Kaastam Cumhuriyeti. Kaastam ayılardı galiba. Ayı Cumhuriyeti. Ayı logosu olan. Bu neymiş? Konşimento. 81 tarihi itibaren Ulaştırma Bakanlığı Akaristan topraklarında mal taşınmacılığına ilişkin yönetmeliğini değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir konşimentoya sahip olması gerekmektedir. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık girişin reddedilmesiyle sonuçlanmalıdır diyor. Okey. Konşimento yük izni gibi bir şey herhalde. Yük evrağı gibi. Bayağı büyük araçlara bakıyoruz. Hay maşallah. Sadece bu. Tamam, bakıyorum hemen. Wolverine geldi oğlum, kafama atsaydın. Atırvatay. Miroslav Bondar. Pasaport. Bizdenmiş zaten, nüfus cüzdanı. 25 yaşında. Sanki çok tutarlı değil 25 yaş gibi ya. Konşimento, gördüğünüz gibi. Konşimento da bu. Ne taşıdığını gösteren belge. 12 tane çimento, bir tane klozet, bir tane gazlı ocak, bir iki buzdolabı, bir de motor yağı verim varili diyor. Tamam, her şey uyuyor gibi de bir yaşından şüphe ettim ben. Yani biraz. Aa, tarih, ha, doğum tarihi, pardon. En iyi yolu yük defterini kullanmaktır. Tamam. Lan aç şunu. Şimdi bakalım. 12 tane çimento dedi. Bir tane klozet var. Okey. Çimentolar bakayım. 3, 6, 8. Burada 4, 12 var. Uyuyor. Varil de 1. Bu da 1. Ocak gözüküyor bir. Bunlar buzdolabı herhalde. Küçük buzdolabı. Klozet bir. Gazlı ocak bir. Buzdolabı iki. Motor yağı varili bir. Gerçekten de çimento da 12. Doğru. Bir problem yok. Bakayım mı yine de, ne olur ne olmaz. Bunların içine falan gizleme ihtimali var mıdır? Öyle bir şey olsa herhalde biraz şey yaparlar. Bize anlatırlar gibi geldi. Her araçtan şüphe etmeli miyim? Herhalde etmemeliyim. Geçiş belgeni. İzinimizin Miroslav Bodvar. Bondar. Aa, burada eşleşmedi. Herhangi bir eşleşmede red dedi. Tamamen inceleyemedim. Ondan mı çıkmadı? Şunları alayım. Yük defteri.
Bu araçtan gelen tüm yükü saymak için defterini kullanarak basılı tut notlarını görmek için okey. Çimento 11 yazdı sanki. Anlamadım ki niye sadece çimento? Basılı tutuyormuşuz. Okey. Böyle basılı tutarak işaretliyorsun hepsini. Kontrol et, geç yarı sürücüyü geri gönder ve bir sonrakini çağır. Abi isim uymuyor ya. Geri kalanı uyuyor da isim uymuyor. Onu ne yapacağız? Motor yağını 1 çarpı 1 yani. Eşleşmiyor. O yüzden reddetmek zorundayım. Kusura bakma. Aşipka değil kardeşim. Evraklarını veren her kimse o hata yapmış. Bu sebepten ötürü herhangi bir farklılık olursa bile reddedin diyor direkt. Ben okudum. Hükümnameyi okudum kardeşim ben. Doğru. Sürücü ülkeye girmek için gerekli olan gereksinimi karşılamadı. Aynen öyle. Kolay gelsin abicim. Bazen kontrol etmek için bazı gizli nesnelere ulaşmak için yükü boşaltman gerekir. Tamam, anladım. Yük defterini seç ve her bir yük nesnelerine etkileşime gir. Yükü açıp boşaltmak için E tuşuna bas. Yükü boşaltmayı deneyeceğiz anladığım kadarıyla bugün. Motor yağ varil varmış. Bir tane de salatalık varil varmış. Demek ki salatalık varili doğru değil. Dur ya, yükten önce bir. Dayan hadi ya. Bu da dayan hadi ya, problem yok. Kaastan Cumhuriyeti. Bak bundan şüphe etmemiz gerekiyordu zaten. 48 yaşında. Geçerli Kasım daha var. Ticaret amacı girişinin. Bir bakayım kardeşim yükünü de. Kaju bir öyle bir yayıldın ki yani ben burada ne yapıyorum anlamadım. Şimdi bir alalım. Mekanik masaları da hepsi sayılabilir. Tamam, bakıyorum hemen. Nasıl açıyoruz? Bütün yük masaları da ya da hepsini sayabilir. Şimdi ya da kaçak mal arayabilirsin. Nasıl arayacağım ki? Levye. Allah. Bıçağın da ömrü gidiyor. Aa, özel bıçaktan aynısından mı almışım ben ya? Nasıl kontrol ediyorum ya? Oo. Böyle vura vura açıyormuşuz. Vay anasını sayın seyirciler. Sahte para. Aldık onu da. Bunda ne var? Heh, balta lazım diyor. Bak bak turşulara bak sen. Bunlardan turşu mu yapıyorsun sen? Turşu çeşidi daha mı artmış ha? İnsan bir öne turşuyu koyar. Tutuklusun. İn aşağı. İn. Terbiyesiz. Yaptığın işlere bak. Yakışıyor mu hiç senin gibi sakalını uzatmış dayıya? Alın bunu içeri. Al al al. Tamam, arabayı da temizleyeceğim. Şunları bir koyayım.
Bunlar niye burada? Bunlarda niye iki tane var? Yani oyun kendisi mi hediye etti? Ben birazcık anlamadım bu konuda. Bıçak da aynı şekilde. Tabii ömrü var. Ömründen dolayı bir yerde şey yapacak. Neşter. Taktik bıçağı. Bende taktik bıçağı varmış. Normal bıçak yokmuş zaten. Bunlar böyle kalsın. Temizle kardeşim şu arabayı. Ne oldu lan? Hayırdır? Selam verince dedim ne oluyor? Abicim al bunlar. Haraska Gelsin sıradaki. 100 dolar. Kaçakçılık engellendi. Yalnız bunun ödülü daha fazla olmalı ya. Şüphelenen kişiyi yakalamanın ödülü normal bir kişiyle aynı ebatta olmamalı. Kahve çekirdeği var orada. Karışma sen bir acayip duruyorsun ha. Senden her şey çıkar gibi. Renat. Renat Tamer. Tamam. Aralık diyor doğumu. 45 yaşında. Turizm amaçlıymış. Geçerlilik. Ölme şey oradan. Yalnız ben yoruluyorum gitgide. Yorulunca herhalde işim de bitiyor. Saman balyası 2 tane. Kahve çuvalı 1 tane diyor. Malına bakacağım kardeşim. Öyle bir şey yok. Tamam, içi kahve. Problem yok. Yükü geri nasıl koyuyorum peki? Şu arkadaşa söylüyorum, o mu koyuyor? Tamam. Bir dakika lan samanlar. Bu kadar herhalde. Öbürüne de bakalım. Harbiden adamın birazcık banına zarar verdim ama şu sıra her şeyden şüphe ediyoruz. Tamam. Yükü geri koy. Tamam, başka bir problemi yok adamın. Her şey düzgün. Gidebilirsiniz kardeşim. İnceleme bitti. Bir problem olmadı. Devam. Güle güle. Şüphelendim yine biz. Malına zarar verdiğimizde bir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Yani malına da zarar vermedim de balyalara biraz zarar vermiş olabilirim. Oo, büyük büyük. Başka şüpheleneceğimiz kimse yok. Belgeye bakalım. Her şey pariyatki. Bakacağız duruma göre. Mehis Nurmela. Mehis Nurmela. Bazı şeyler şey yapmadan bakayım. Dokunmadan yorulmayalım. Kaçmasın gözden ama tabii ki de onu da unutmayalım. 55 3R 137 D. Tabii burada 100 yerine I da olabilir. 1 yerine pardon. O yüzden dikkat etmek lazım. Geçerlik tarihi Mayıs diyor. Tamam, iş için gelmiş. Buradan geliyormuş. 53 yaşı yok bu adamın ama. Radyoaktif madde taşıyormuş 11 tane. Niye bu kadar yavaş? Ha, yorgunum diye yavaşladı. Tamam, ondan dolayı. İyice gitti bak göz. Her şey daha yavaş. Aa, eşleştiremiyorum bile. Hani yapma, arkadaki malı nasıl kontrol edeceğim ben? Çıkamıyorum lan. Allah Allah.
Yalnız harbiden bununla dikkat etmem lazım. 9 tane. 11 dedi. Bununla bunu eşleştiremiyor muyum? 9 tane var. Nasıl ya? Oğlum şüphe ettim bak senden şimdi. İyi demiyorum mu? Yorgunum diye mi? Yok, iyi diyormuş. İn lan, diğer ikisini nereye sakladın? İn aşağı. Bir yerde bir yalan dolan var ama. Şimdi bunu açarsam sıkıntı olmaz mı? Hiç sıkıntı olmuyormuş. Ama reddetmek zorundayım çünkü 11 tane demiş, bizde burada 9 tane çıktı. Levye gitti. Ha tamam. Job daha mı dayanıklıymış? Şu levyeyi alayım. Lan sürekli olarak bunları yenilememiz gerekecek. Bu kadarından çıkmadıysa daha da çıkmaz da diyebiliriz ama işte öyle de yapamıyorum. Aracına geri dön. Kalk. Bugün mesai yaptık biraz. Malı geri koy. İki tanesini yolda düşürmüş mü artık ne oluyorsa, ama ben seni reddetmek zorundayım. Çünkü 11 yazmışsın, 9 tane buldum ben. Hiç kusura bakmayacaksın. Evine gidene kadar 7 olacak o sayı zaten. Nasıl ya? Ya abicim, ama işaretleyemedim diye yapmamışsındır bunu. Ayıp etmiş olursun ha gerçekten de. Cidden yani. 9-11 yazmış, 9 tane var. Ne yapayım yani, bir tane bile şey varsa geri gönder yazıyordu. Ben de onu yaptım. Param iyice azalıyor lan benim. Bir tane hatam yüzünden param daha da azaldı. Bugün arttıramadık. Tüh. Gerçek mi? Evet. Dur bunu dinleyelim, öyle devam edelim. Bugün sen neler öğrendiğini kontrol etmek istiyorum. Tamam. Şimdi bilgi vermeden beni denetleyecek. Anladığım kadarıyla. Okey. Bunu bir sonraki bölümde devam edelim dostlar. Ben burada bitiriyorum artık videoyu. Hemencik gelecek. O yüzden sabırsızlanmayın. Unutmayın ki devam edeceğiz hızlı hızlı. Oyun çünkü yeni geldi ve tüketmemiz lazım. Evet, videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalda abone değilseniz abone olun. Bye bye.